Merhabalar, ben Nova... Ay çok kötü oldu, radyo şey gibi. Merhaba, ben Nova Norda. Bugün O Ne Diyor'da baştan başlıyorum. Merhaba, ben Nova Norda. Bugün O Ne Diyor'da sizden gelen soruları cevaplıyorum. Aşırı renkli olman çok hoşuma gidiyor. Karakterin de öyle mi? Bir karakterim nasıl ki, ben ne bileyim, karakterim nasıl? Eğlenceli mi? Bazen de hep ciddi falan böyle, bilmiyorum. Ya normalde mesela şu anda daha esprili cevaplar vermem gerekiyor sanki ama ya içimden hep böyle konuları konuşmak geliyor. En çok zevk aldığım şeyler bunlar oluyor. O yüzden bu renklilik midir bilmiyorum ama bana göre öyle. Eğlenceli çok, bilmiyorum. Arkadaşlarıma sormak lazım. Kurumsal hayatı bırakırken korkmamış mı? Ya olmazsa yapamazsam diye. Çok cesurca, bir yandan da çok riskli bir şey gibi çünkü. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Cesareti için, bu yola çıktığı için çok çok tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim öncelikle. Çok korktum ya, aşırı korktum. Yani asla hatırlamadığım böyle full uykusuz gecelerle geçen aylar var. Belki bir yıl falan var yani, o kadar uzun bir süre. Bir ara bir günlüğümü buldum. O ara hani ara sıra böyle daraldığımda yazdığım şeylere falan baktım. Hep aşırı yüksek, aşırı motive yazılar yazmışım kendime. Bir sebepten, neden olduğunu bilmiyorum gerçekten. Bir sebepten çok inanmışım. Yani bunu denemek gerçekten çok istediğimi. Ama baktığımda yani elimde hiçbir şekilde bunu yapabileceğime dair bir kanıt yoktu. Senelerce sahnelere çıkıp şarkılar söylememiştim. Türkçe şarkı hayatımda ilk defa çıktım, bir olayı yazmıştım falan hani. Hiçbir kanıtım yok yani. Nasıl bir deli cesareti ben de bilmiyorum ama nasıl istediysem çok çok istemişim yani. Çok gönül vermişim. Gerisini kesinlikle anlamıyorum, bilmiyorum. Daha önceden çok kere söyledim ama bence hani hakikaten insanın o içgüdüleri, iç sesleri, sezgileri çok 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 fazla yön gösterebilen şeyler bize. Bazen zaman nasıl geçiyor anlamıyorsun. Hani bil ki orada bir zaten bir hayır var yani. Orada bir keramet var. Ama bazen de zaman hiç geçmez. Orada hiç durmak istemezsin. Bir an önce çekip gitmek istersin falan. Orada zaten ruhun durmak istemiyor belli ki. Benim kurumsalı bırakmaktaki bana en çok cesaret veren şey de o oldu. Yani orada dakikalar geçmiyor. Burada akşam oluyor bir anda ve sanki ben hani 2 dakikadır şarkılarla uğraşıyormuşum gibi hissediyordum. Bunu bir işaret olarak aldım ve buna güvendim. Tek diyebileceğim şey bu. Yeni albümde hangi şarkının sözlerini yazdın? Daha uzun sürdü. Galiba en çok peşindeyim kendiminle uğraştım. Diğer hepsi aşırı derecede kısa sürelerde çıktı. Mesela Pelin birkaç günde çıktı. Yüreğim Ellerinde birkaç günde çıktı. En son o eklendi albüme falan. Hiç planda bile yoktu. Hani böyle şey gibi, yeterince yoğun olunca herhalde duygular, insan böyle bir anda o meseleyle ilgili düşündüğü bütün her şeyi böyle akıtıveriyor yani. Onlar benim için yazması daha duygusal açıdan zor olsa da aslında süreç olarak çok daha kolay ilerlemişti. Ama o peşindeyim kendimin. Beni o kadar uğraştırdı ki böyle şeyde falan işte konsere gidiyoruz. Arabada böyle sürekli düşünüyorum. Sürekli o sözlerle uğraşıyorum. Özellikle o ikinci versiyle bayağı bir uğraştım. Ve yayınlanınca ancak bir oh diyebildim yani. Yayınlanana kadar sürekli kafamda hani doğru sözleri bulabildim mi acaba gibi kafamda dönüyordu. Mahvetti beni ama en sevdiğim şarkılardan biri oldu kesinlikle. Oha, çok kötü bir soru. Kendinle sevgili olsan neden ayrılırdın? Ayrılmazdım ya. Ayrılmazdım kendimle. Sevgili olsam kendimden ayrılmazdım ya. Şeytan diyor ki dediğin anlarda, şeytan genelde ne diyor? Küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir cümle, kelime. Ya bunlar var ya, keşke biraz daha vaktim olsa ve en doğru cevabı bulabilsem. Genelde benim için o şey oluyor, hani kendinle nasıl yaşayabiliyorsun falan gibi bir şey oluyor. Ya da işte ben açtım isyan bayrağını, döndü yelkene, sende o yürek var mı bilmem kalacak kendinle gibi laflar oluyor. O yüzden yani herkes kendi ettiğini bence buluyor bir noktada. O yüzden en güzel şey insanı kendi yalnızlığıyla, sessizliğiyle baş başa bırakmak bence. Evet. Gizli gizli TikTok izliyor musun? İtiraf et. İzlemiyorum, üzgünüm. Yeterince bana hitap eden içeriği bulamadım TikTok'ta. Arayışım sürüyor. Eğer varsa önerdiğiniz hesaplar bana yollayın. Buradan birine gönderme yapacaksın. Hangi şarkıyı gönderirdin? Kesinlikle Zorba'ya gönderirdim. Ya da başka birinin başka bir şarkısını mı yollamalıydım acaba? Yok ya, gene de Zorba'yı gönderirim. Kesinlikle Zorba'yı gönderirim. Aşk ikinci bir şansı hak eder mi Nova? Tamamen durumuna bağlı. Bazıları hak etmez. Güzel kardeşim. Bir kamyonun olsa arkasına ne yazdırırdın? Ya galiba yazmaya çalıştığım bütün şarkı sözleri kamyon arkasına gelsin
diye gibi yani. Yeterince güvendiğim herhangi bir şarkımı yazabilirdim ya. Ama böyle şey falan tatlı olurdu. Bir kamyon arkasında görmeyi asla beklemeyeceğin farkındalık tabii söz olsa çok güzel olurdu yani. Herkes yurt dışına kaçıyor. Senin de mesleğini yapmak istediğin başka yerler var mı? Yani çok isterim. Başka ülkeler gezerim tabii ki. Ama Türkçe müzik yapmayı çok seviyorum. Türkçe söz yazmayı aşırı seviyorum. Bundan herhalde yabancı dilde bir şeyler yazsam da gene de vazgeçmek istemem yani. O yüzden bu isteğim, arzum beni nereye yönlendiriyorsa herhalde onunla okey olacağım yani. Albümünde en özel bulduğun ve sevdiğin şarkı. Hepsi senin bebeklerindir tabii ama en hikayesi olanı merak ediyorum. Pelin'i anlatayım. Gerçi çok anlattım. Bence herkes biliyordur gibime geliyor ama belki de yoktur burada bilenler aramızda. Pelin en hikayeli olan şarkım diyebilirim. Pelin benim halam. Bu geçtiğimiz Haziran'da kaybettik. Aşırı seviyordum. Yani böyle bir Friends karakteri olsa kesinlikle Phoebe'ydi yani. Hani öyle bir karakter. Ve yani çok gereksiz derecede erken gitti bence. Daha böyle bir 30-40 sene daha gül gibi yaşardı yani. Hayatı böyle gördüğüm en güzel yaşayan, en dolu dolu yaşayan insanlardan bir tanesiydi. Yani çok çok üzüldüm tabii ki. Yani ilk defa bu kadar yakını bir kaybettiğim için zaten kahroldum ama her şeyden öte şey beni çok kötü vurdu yani. Hani ölüm gerçekmiş yani. Hakikaten gerçekmiş böyle bir şey gibi. Hem sevdiğim herkesin bir gün ölecek olmasına kafayı yedim. Hem kendim de ölecek olmama kafayı yedim. Hani sanki bir yerlerde hep şey düşünüyordum yani. Ya biz ölmeyeceğiz herhalde ya. Biz ve sevdiklerimiz hani bir şey olmayacak falan gibi aşırı naif, aşırı salak bir varsayım varmış kafamın köşesinde. Onu fark ettim. Hiç yani bugüne kadar şükürler olsun ki yani bu acıyı tatmadığım için. Ama çok pis çarptı yani tokat gibi. O yüzden de o sözler dökülüverdi. O şarkı gerçekten çok kısa sürede çıktı. Yani her başına oturduğumda ağladım. Demom böyle hep burnum tıkalı çünkü hep ağlıyorum falan. Konserlerin hepsinde neredeyse ağladım falan. Böyle yani tutamıyorum kendimi. Hala da kabullenemiyorum. Sanırım hiçbir zaman da kabullenemeyeceğim yani. Ölüm çok şey saçma geliyor bazen bana. Finneas bir şarkısında şey diyor. Keşke ölüm zorunlu olmasaydı diye. Çok katılıyorum. Bu kadarını beklemiyordum dediğin bir şarkın. Ben bu şoku ilk Varım'da yaşadım. Çünkü Varım'ın aşırı derecede kişisel, aşırı derecede niş ve anlaşılamayacak bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Ben kendim için yazmıştım. Varoluş, insanların kendilerini belli sıfatlarla, etiketlerle tanımlamaları falan. Bunun üzerine bir şarkının bu kadar çok insan tarafından sevilmesi benim hayatımın en büyük şoklarından bir tanesi. Yani ilk o şarkı çıktıktan birkaç ay sonra ilk festivalime falan çıkmıştım galiba ya da yani o şarkıdan sonraki ilk festivalde. Öldür öldür herkesin söylediğini görünce bayağı büyük şok geçirmiştim yani. Yani bu şarkıları bu şekilde yapmaya, hani kendi hayatımla ilgili bir şeyler çözümleyip onları şarkılara dökmeye olan motivasyonum da o günden sonra çok arttı gerçekten. Varımdır yani o şarkı benim için. Artık albüm çıkarmak az gördüğümüz bir şey. Sen buna nasıl karar verdin? Herkes tek bir şarkı çıkarıp patlasın istiyor sanki. Çok katılıyorum. Ben de 4 senedir yani galiba 25 tane falan single yayınladığım için. Ya artık zamanı geldi diye düşündüm. Bir de çok istedim hani ekipçe hepimizi entelektüel olarak da böyle çok keyiflendirecek bir şey yapmayı. Konsepti olsun, bir dünyası olsun, sahneye ayrı yansısın, kliplere ayrı yansısın, fotoğraflara ayrı yansısın. Yani çok çok düşünerek çok eğlenelim üzerine diye hayal ettiğim için o tek bir single'la olmayacaktı. Tamamen kendi keyfimiz için albüm yaptık yani. Hani bir stratejik bir açıdan yaklaşıp değil de ama stratejik olarak da hani artık zamanında gelmişti gibi hissediyordum yani. İkisi bir araya geldi gibi bir şey. Üçüncü yenilerden kimleri dinliyorsun, seviyorsun? Vallahi çok fazla insan var. Çok müziğini sevdiğim gerçekten. Bu aralar Simge'yi çok dinliyorum, Simge Pınar. Seda'yı bayağı dinledim, Seda Erciyes. Üçüncü yeniler diyemem ama Lizzy'yi bayağı dinledim. Hep kadınları sayıyorum. Can Ozan'ın her zaman bir şarkı yazma zekasını hayranım. Sedef tabii ki. Ya bilmiyorum, hepsi çok çok sevdiğim, düşünce dünyasını çok sevdiğim arkadaşlarım olduğu için böyle zekice bir söz bulduklarında, bir şey bulduklarında böyle hani ebeveyn gibi gururlanıyorum gerçekten. Ulan helal olsun falan diye. Herkes yepyeni, daha önceden Türkiye'de olmayan konularla ilgili köşeler kapıyor. Herkes başka konulardan bahsediyor. Ustalıkla bahsediyorlar falan. Bayağı büyük gurur duyuyorum ya. Hakikaten gururluyum yani. Nova'yı hiç arabesk dinlerken hayal edemiyorum. Modu düşükken, aşk acısı çekerken falan
adam en arabesk dinlediği şarkı ne olur bir söylesin bize. Yani çok haklısın çünkü dinlemiyorum. Ama bazen hani sözleri çok iyiyse tutuluyorum bayağı da. Genel olarak hani açıp dinlediğim pek yoktur yani. Genelde o durumlarda bu çok kez başıma geldi. Tam aradığım hissi anlatan şarkıyı bulamadığım çok oluyor. O durumda kendim yazayım bari. Deyip kendim yazmaya başlıyorum. Bakalım belki arabesk bari bir şey bir gün çıkar. Hemen tav olurum dediğin bir karşı cins özelliği. Sosyal kelebeklik. Çok severim sosyal kelebek ve birazcık da böyle kendi duygularını, hislerini insanlara açmaktan çekinmeyen, duygularına utanmayan insanları da çok severim. Tav olurum ya ama. En son diline takılan şarkıyı mırıldanabilir misin? Mırıldanamam çünkü dün yaptığım beste. Bütün buraya gereken takside kafamda çaldı. Mırıldanamam ya. Şu an yapamam ama bilmiyorum. Ben bayağı sevdim. Arkadaş grubumuz ikiye bölündü. Kesin yayınla diyenler ve kesinlikle yayınlama diyenler var. Aşırı aradayım yani ama ben hakikaten sevdim parçayı. Şu huyum keşke olmasın dediğin olmasa dediğin huyların. İnsanları mutlu etmek, huzurlu hissettirmek adına onlara evet demeye çok meyilliyim. Uyum sağlamaya çok meyilliyim. Bu da benim canımı aşırı yakıyor. En büyük zararı hep bana oluyor yani. Birazcık daha sınırımı çizebilmek isterdim. Birazcık daha o resti çekebilmek isterdim. Resti daha kolay çekebilmek isterdim ama toleransım feci derecede yüksek. O yüzden sürekli beni kıran birinin bir süre daha beni hakikaten çok büyük kırmasına izin veriyorum. O da bana hiç iyi olmuyor. Bu huyum keşke olmasaydı ama bence çok keskin ve zor biri olup kendimi yumuşatmaya çalışmaktansa yumuşak biri olup daha anlayışlı, daha toleranslı biri olup çizgimi çekmeye çalışmayı öğrenmeyi tercih ederim. O daha kolay bir iş gibi geliyor bana sanki. Sorular bitti ama ben doyamadım ya. Çok eğlenceliydi. Teşekkür ederim sevgili One Diyor size ve sevgili soruları gönderen herkese. Hoşçakalın.